Leccagalva pertes hastalığı, femur başında iskemik nekroza yol açan ve çocuklarda görülen bir ortopedik rahatsızlıktır. Erken teşhis ve tedavi önemlidir. Bu hastalık, avasküler nekroz sonrası kemikleşme ile kendini gösterir. Ancak kalıcı deformiteler ve erken osteoartrit riski taşır. Leccagalva pertes, ismini bu alanda önemli katkılar yapan Arthur T. Leck, Jacques Calve ve George C. Pertes'ten alır. 100 yıl geçmesine rağmen, Leccagalva pertes hastalığının nedenleri ve tedavi yöntemleri hala tam olarak anlaşılamamıştır. Hastaların yarısı yaşamları boyunca ciddi sakatlık yaşamazken, diğer yarısı ilerleyen yıllarda kalça protezine ihtiyaç duyabilir. Femoral başın kanlanması, çocukların büyüme döneminde değişiklik gösterir ve bu durum hastalığın gelişiminde rol oynar. 4-7 yaş arası çocuklarda femoral baş tamamen yan epifiz damarlarına bağlıdır. Bu yaşlarda kanlanma kritik öneme sahiptir. Hastalık 4-10 yaş arası erkek çocuklarda daha sık görülür ve genellikle tek taraflıdır. Sosyoekonomik faktörler de riski artırabilir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörler bu hastalığın gelişiminde önemli rol oynar. Leccagalva pertes hastalığının genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Düşük doğum ağırlığı, kısa boy, DEB gibi faktörlerle ilişkili olabilir. Ayrıca genetik yatkınlık da önemlidir. Femur başına kan akışının bozulması, hastalığın en önemli patolojik özelliklerinden biridir. Mikrotravmalar ve artan sinovial basınç etkilidir. Tekrarlayan iskemi, femur başı enfarktüsüne ve patolojik kırıklara yol açar. Retinaküler damarlar bu süreçte kritik rol oynar. İskemik nekroz sonrası femur başı deformitesinin gelişimi, mekanik stres ve kıkırdak hasarı gibi faktörlerle ilişkilidir. Osteoklastik rezorpsiyon ve gecikmiş kemik oluşumu, patolojik onarım sürecinde rol oynar. Bu süreç küresel büyüme plakasını etkiler. Leccagalva pertes hastalığı, tekrarlayan iskemi ve femur başı enfarktüsü ile karakterizedir. Tedavi edilmezse kalıcı deformiteler oluşabilir. Hastalığın patogenezi, kemik ve kıkırdağın mekanik özelliklerinin azalmasına bağlı karmaşık bir süreçtir. Harry K.W. Kim'in çalışmaları, Leccagalva pertes hastalığının patogenezi üzerine kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Hastalar genellikle yüksek fiziksel aktiviteye sahip, 4-8 yaş arası erkek çocuklardır. Ağrı ve topallama en yaygın belirtilerdir. Bacak uzunluğu uyuşmazlığı ve hafif kas kaybı sık görülür. Erken evrede eklem hareketleri kısıtlı ve ağrılı olabilir. Tanı, klinik özellikler ve radyoloji bulgularına dayanır. Röntgen ve MR en sık kullanılan görüntüleme yöntemleridir. MR, femur başındaki düzensizlikleri ve ilik nekrozunu göstermede etkilidir. Tanı koymada yardımcı olur. Sintigrafi ve ultrason, hastalığın erken döneminde tanı koymada yardımcı olabilir. Artrografi ise şekil bozukluklarını gösterir. Waldenström sınıflandırması, femur başındaki nekrozun evrelerini tanımlar. Bu sınıflandırma tedavi planlamasında kullanılır. Modified Waldenström sınıflandırması, hastalığın ilerleyişini ve tedavi gereksinimlerini belirlemede yardımcı olur. Lateral sınıflandırması, femur başının tutulumu ve deformite derecesini belirler. Risk işaretlerine dikkat edilmelidir. Herring sınıflandırması, klinik sonuçları tahmin etmede kullanılır. Yan sütun yüksekliği değerlendirilir. Herring sınıflandırması, yaşa ve kemik gelişimine göre tedavi planlaması yapmada önemlidir. Kötü prognoz işaretleri arasında 10 yaş üstü olmak ve kadın cinsiyeti yer alır. Erken fizik kapanması da risk faktörüdür. Toksik sinovit, enfeksiyon ve juvenil romatoid artrit, Leccagalva pertes hastalığının ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Tedavi prensipleri, eklem hareket açıklığını koruma ve femur başını yükten kurtarmaya yöneliktir. Amaç, deformiteleri önlemektir.
Tedavinin amacı, femur başının küreselliğini koruyarak sertlik ve dejeneratif artrit riskini azaltmaktır. Yaş ilerledikçe tedavi sonuçları kötüleşir. Ergenlerde hastalığın seyri daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. 5-6 yaş altı çocukların 50-70 i tedavi olmadan iyileşir. Ancak düzenli takip ve semptomatik tedavi önemlidir. Küresel kaplama konsepti, femur başının asetabulum içinde kalmasını sağlayarak deformitenin önlenmesine yardımcı olur. Ameliyatsız tedavi yöntemleri arasında braceler ve alçı uygulamaları yer alır. Cerrahi seçenekler de mevcuttur. Aralıklı semptomatik tedavi, periyodik yatak istirahati ve germe egzersizleriyle ağrıyı hafifletmeyi hedefler. Scottish Rite ortezi, kalçaları abduksiyonda tutarak hareket açıklığını korur. Kullanımı kolaydır ancak rotasyonu kontrol etmez. Nejington ortezi, kalçaları abduksiyon ve iç rotasyonda tutarak hareket açıklığını korur. Koltuk değneği ile yürümeye izin verir. Trilateral soket ortezi, kalçayı abduksiyon, iç rotasyon ve fleksiyonda tutar. Tek taraflı olgular koltuk değneksiz yürüyebilir. Abduksiyon alçısı, ortezlere uyum sağlamayan hastalara uygulanır. 3-4 haftada bir yenilenmesi gereklidir. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında saltır osteotomisi, femoral osteotomiler ve şelf ameliyatları yer alır. Uygulama öncesi değerlendirme önemlidir. Önemli hareket kaybı ve subluksasyon varsa, kapalı redüksiyon ve adüktör tenotomi düşünülebilir. Uzun süreli takip gerektirir. Saltır osteotomisi, belirli hasta gruplarında uygulanabilir. Ameliyat sonrası parsiyel yükle mobilizasyon sağlanır. Femoral osteotomiler, katteral grup 2 ve 3 hastalarda endikedir. Teknik olarak daha kolaydır ve uzun dönem sonuçları başarılıdır.